bu nişanın benim tarafımdan bitirildiğini bildirmek için buradayım. Ne? Sen ne diyorsun? 4 yıl oldu. Çeyiz için tek kuruş bile biriktirmediniz. Yıllardır bekliyorum. Oğlum çok genç. Onu daha ne kadar nişanlı tutayım ben he? Abla, biliyorsun elimizden geleni yapıyoruz. Sizin yaşadıklarınız beni hiç ilgilendirmez. Oğlumda bir eksiklik yok. İnsanlar tekliflerini evet dememizi bekliyor. Allah aşkına. Bize 3-4 ay daha ver lütfen. Yeter. Bir gün bile bekleyemem. Neden bekleyeyim ki? Biraz utan. 4 yıldır o kâşifin adını tutuyor. 4 koca yıl. Onu düşün. Bırakın 4 yılı. 40 yıldır sizin fakir evinizde boş boş oturuyor. Ne paranız olur ne de o evlenebilir biriyle. En azından annemin gözyaşlarını düşün teyze. Lütfen sus Kira. Sürekli ağlamak onun kaderinde var. Bugün kendisi için ağlıyor, gelecekte ikiniz için ağlayacak. Kaderinde yazılı, ağlasın dursun bakalım. Hayır abla, abla. Teyze. Teyze lütfen. Şimdi bakın nasıl oynuyorum. İyice izleyin, kaçırırsanız pişman olursunuz. Söylemedi demeyin ha. Çok pişman olursunuz. Alo. Evet Amir. Söyle. Rapor nedir? Ne? Emin misin? Peki. O zaman bu gece onu döveceğiz. Ona gününü göstermemiz gerekecek. Aklını mı kaçırdın sen? Ne yaptığını biliyor musun? Babama, benim babama, Anjum Pirzade'nin babasına terbiyesizlik yaptı. Cezasını çekecek. Kapa çeneni Amir. Sadece sana söyleneni yap. Ne oldu? Bugün gerçekten geciktin. Otobüsüm geç kaldı. Seni alabileceğimi kaç defa söyledim sana, değil mi? Söylesene, sana ne oldu böyle? Ne olsun, reddedildi. Bay Faruki de diyor ki... Ne dediğini biliyorum, söylesene. Onunla işimle ilgili konuştun mu, konuşmadın mı? Konuştum. Yılsın olduğu için henüz bir şey denemeyeceğini söyledi. Gelecek yılbaşına bir olasılık var tabii. Göreceğiz bunu. Kabir, evimizin maddi durumu kötüye gidiyor. Böyle devam ederse belki buraya gelecek kadar param bile olmayacak. Kiran, beni neden anlamıyorsun? Seni alıp bırakabilirim. Bunda sorun ne? Sorunumun ne olduğunu biliyorsun. Geldiğim mahallede insanlar gerçekten çok ön yargılı. Kabir, birinin bize vurmasına engel olabiliriz ama hakkımızda konuşmasına değil. Birkaç gün daha bekle. Eminim burada bir iş bulursun. Bana boş umutlar verme.
Bay Foruki içeride mi? Niye? Onunla bir şey konuşmak istiyorum. Efendim, bu işe ne kadar çok ihtiyacım olduğunu biliyorsunuz, öyle değil mi? Biliyorum. Merak etme. Sen yetenekli bir kızsın. Ve eminim ki şirketimize iyi bir katkın olacak senin. İşte bu yüzden de adını listemin en başına yazdım. Boş kontenjanlar açıklanır açıklanmaz ilk atanan sen olacaksın. O zamana kadar daha çok tecrübe kazanmalısın. Kabirle çalışarak çok şey öğreneceğinden eminim. O yüzden sadece işine odaklan ve iyi çalış. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne var Kiran? Buraya geldiğinden beri moralinin bozuk olduğunu görüyorum. Bir sorun mu var? Hayır. Teyze ablamın nişanını bozdu. Ne? Ve sen böyle büyük bir haberi şimdi veriyorsun bana. Başka ne yapacaktım? Ofiste ağlamaya mı başlasaydım? Ah. Ama bunu neden yaptı? Her şeyi çok iyi biliyorsun Kabir. Teklifimle annemi senin evine göndermeyi düşünüyordum Kiran. Aklından bile geçirme. Annem babama bir şey dedi mi diye düşünerek çok rahatsız oluyorum Kabir. Bu haberi ondan saklamak mı istiyorsun? Başka ne yapayım? Babam biz üç kız kardeşin yüküyle çok zayıf düşmüş durumda. Kiran, bu kadar ümitsiz olmak iyi değil. Ve her şey bir anda değişir. Bizim dertlerimiz bu boş laflarla asla bitmez Kabir. Umudunu kaybediyorsun. Ne yapayım? Bütün sorunlarımız bu yoksulluk ve acizlikten kaynaklanıyor. Babamız da iki kat daha fazla çalışsa bile yoksulluğumuzu bitiremedi. Bence aç karnına saçma sapan konuşuyorsun. Sana yiyecek bir şeyler getireyim. Hayra. Ne oldu? Yok bir şey. Bir şey olmadı. Sana biraz daha pilav getireyim. Önce bana bu endişenin sebebini söyle, daha iyi olacak. Bugün Raysa abla geldi. Bugün de mi araba istedi? Hayır. Nişanı bozdu. Ne? Ne yaptı? Nişanı bozdu. Bence evine gidip onunla hemen konuşmalıyım. Faydası yok. Kararını değiştireceğini sanmıyorum. Hiçbir şey söylemeden öylece bırakalım mı yani? Ha, ne olduysa oldu. En azından onlarla konuşmalıyız. Şahistan'ın hayatı bu. Seninle geleyim. Bence öyle yapalım. Hayır hayır. Acı sözler söyleyebilir. Uygunsuz bir şey söyleyip senin kalbini kırmasın. Bak Ali, Kiran ve Farah'ı düşünmeliyiz. Evet, biliyorum. Şahista'yla ilgili bir şeyler yapayım. Sonra da onları düşünürüz nasılsa. Ben bugün Hüseyin'le de konuştum. Reddetmiştir bence. Ben sana onunla konuşma demedim mi?
Sanmıştım ki... Seni dinler mi sandın? Hiç param olmadığını biliyor. Bir de eski borçlar var. Bize neden para versin? Bir düşünsene. Böyle bir şey olabilir mi? Ama ben... Üç erkeğin tek ablası değil miyim? Boş ver. Kardeşlerin hakkında kötü düşünme. Cesaretimi toplayıp Raiza'nın evine gideceğim. Allah büyüktür. Bir şeyler ye hadi. Ondan para almak benim için sorun değil. Ama benim... Başka planlarım var. Anladım patron. Bir kez daha evlenmeyi düşünüyorsun öyle mi ha? Durum buysa neden bekliyorsun patron? Hepiniz evine gidelim hadi. Aslında oraya ben de gitmek istiyorum. Ama biraz korkuyorum. Neden korkuyorsun? Sonuçta oraya paranı istemek için gidiyorsun. Evlerine gidip ortalığı kazıp kavurur ve Ali... Sana yalvarsın. Evet. Hem de seni ev alıp çay ikram eder. Ha, sen de bu sayede o güzelliği görürsün öyle değil mi? Siz ikiniz çok kurnazsınız. Söyler misin başka ne yapmalıyım peki? En beğendiğine teklifte bulunabilirsin böylece değil mi? Yani hemen mi? Hayır. Hayır. Bu tür konuları aceleye getirmemek gerekir. Tamam patron. O zaman istediğin gibi yap ha. Aptallar. Önce evlerine gideyim de sonra hak edip etmediklerine birlikte karar veririz, tamam mı? He? Abla, babam şu anda şokta olmalı, değil mi? Onunla üniversiteye kabul hakkında konuşmamalıydım. Bu parayla çeyizini alabilirdin sen. Saçma sapan konuşma. Abla, düşünüyorum da bir okulda çalışmaya başlamalıyım sanırım. Babam bunu yapmana izin vermez. Ama abla, bundan elimize biraz para geçerdi ve seni de kolayca evlendirirdik. Aptalca senaryolar üretme. Gidip Kiran'a öğle yemeğini ver. Hayır, sen ders çalışmalısın. Kendim alırım. Merhabalar baba. Merhabalar, dönmüşsün. Evet. Anne. Babam az önce dışarı çıktı. Çok rahatsız görünüyordu. Nereye gitti? Canım, Raiza ile konuşmaya gitti. Anne, ona söyledin mi? Söylememeliydin anne. Nasıl söylemem? Böyle büyük bir haberi babandan nasıl saklayabilirdim? Anne, orada ne olacağını biliyorsun. Orada teyzeyle tartışıp duracak. O da babamı küçük düşürecek, onu aşağılayacak anne. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Anne. Allah teyzeyi asla affetmeyecek. Hayır canım. Böyle söyleme. Onun kalbini yumuşatması ve babanızı dinlemesi için Allah'a dua edin. Umarım kalbini yumuşatır. Anne, o kadın taş kalpli ve anlayışsız. Allah bir taşı bal mumuna çevirebilir. Haklısın. O tektir.
çok nazik ve sevgi doludur. Zalim olan biziz. Allah'ım, Allah'ım, Raşa'nın kalbine biraz anlayış ver. Hatalarını fark etmesini sağla Allah'ım. Benim Şahistam'a yaptığı zulmü fark etmesini sağla. Raisa abla, bana 4 ay müddet ver. Şahistam'ın çeyizini almak için her şeyi yapacağım. O parayı asla toplayamazsın. Bu nişanı senin iyiliğini düşünerek bozdum ben. O parayı biriktirmeye çalışırken ölebilirdin. Abla, ölsem bile, kendimi satmak zorunda kalsam bile sana söz veriyorum, istediğin her şeyi 4 ay içinde toplayacağım. Git buradan. Sebepsiz yere inat ediyorsun. Abla, lütfen beni dinlemezsen şu an şuracıkta öleceğim. Peki tamam. Kabul ediyorum. Sana 4 ay müddet veriyorum. Ama unutma. Sadece 4 ay. Bu süre içinde evlenmezlerse bana gelip de şikayet edeyim deme. Ne dersen de. Eminim Kaşif enişte annesinin bu kararını kabul etmeyecektir. O bir kukla sayılır. Onun varlığı da yokluğu da bir. Annesi ne derse onu yapar. Anlamıyorum. İkiniz neden bu kadar kızgınsınız? Bu bana olsaydı eğer... Para! Böyle konuşma. O büyüğümüz, annemiz gibi. Bizden büyük, annemiz gibi. O zaman... Neden bize daha fazla sorun çıkarmak yerine anlayış göstermiyor, bunu yapabilir? Kiran, biliyorsun ki insanlar başkalarının mutluluğuyla mutlu olabilirler. Ama başkalarının gözlerinden akan yaş kimsenin umrunda değil. Ben Kaşif'le konuşacağım. Hayır. Kimseyle konuşmayacaksın.